Selam arkadaşlar, kanal oynama hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir benimle hazırlan çekiyoruz. Çünkü en yakın arkadaşımın, yaklaşık 11 yıllık arkadaşımın bugün doğum günü. Kim olduğunu bence çoğunuz biliyorsunuzdur, Beren. Beren benim kreş arkadaşım. Kreşten sonra anaokul, anaokulundan sonra ilkokul, ilkokuldan sonra ortaokul. Bütün okul hayatımız boyunca hep aynı sınıflarda, aynı okullardaydık. Ve hep en iyi arkadaştık. Ortaokulda hatta bir ara farklı sınıflara düştük ama sonra Beren benim için aynı sınıfa geldi. Bugün onun doğum günü. O yüzden çok mutluyum. Onun için hazırlayacağım. Siz de böyle benim hazırlanan doğum günlerini çok seviyorsunuz. Bugün kendi doğum günüm için değil, arkadaşımın doğum günü için hazırlanacağım. Ama yine de çekmek istedim. Şimdi kendime kahvaltı hazırlayacağım. Böyle vlog gibi olacak. Kendime kahvaltı hazırlayacağım. Şimdi annem açma simit falan almaya gidecek. Ben de o sırada kendime çay falan. Hani çay demleyeyim mi? Yani yemek hazırlayıp sonra da yemek yiyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi hala pijamalıyım. Saat 12.40. Normalde Beren'in doğum günü 2 gibi başlıyor ama Beren 1-1.5 gibi gelin dedi bize, ben ve Sude'ye. Biz onun özel kanallarıyız. Şimdi hemen kıyafetimi değiştirmem gerekiyor. Daha sonrasında hazırlanacağım. Aslında hazırlanmak için 20 dakikam, 30 dakikam kalmış. Hemen giyinmem gerekiyor. 1, 2, 3. Giyindim. Ay. Üstümü netlemiyor. Üstüme Nike'ın bir sweatshirt'ü. Altıma da H&M'in taytı. Bu şekilde oldu. Şimdi hızlıca hazırlanmaya başlamamız gerekiyor. Evet, şimdi hafif, çok hafif bir makyaj yapacağım. Öncelikle böyle bir Essence'in lip gloss'unu sürüyorum. Aslında bu kahverengi bir lip gloss gibi duruyor. Ama dudağa sürünce daha çok şeffaf, hafif pembe gibi bir renk oluyor böyle. Böyle yani doğal, güzel bir renk oluyor. Sonra kaşlarımı tarayacağım. Evet, şimdi saçlarımı tarayacağım. Hazır sayılırım. Evet arkadaşlar, şimdi giyindim, çıkıyorum. Beren'in hediye kutusunu hazırladım. Zaten Beren açarken çekerim size. Anne başka çorap versene. Öyle yani, şimdi birazdan gideceğiz. Çıkıyoruz daha doğrusu. Şimdi annem beni otoparkta bıraktı. Asansördeyim, çıkıyorum. İnşallah doğru binadır falan dermiş. Gidiyorum. Heyecanlıyım, bakalım. Doğru tutturmuş mudur inşallah. Doğum günü kızı. Doğdun, mutlu yıllar sana. Gezdi, ne güzel ses yalnız. Ah, teşekkür ederim. Beren aslında burada çok şaşırmıyor çünkü ona birkaç gün öncesinde ne aldığımı söylemiştim. Anlamıyorum. Ama bir şey daha var. Biraz şey yavaş var. Aç. 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 Şaşırıyorum. Ya kanka, ama şaşıracağını söz vermiştin. Ooo, LTC. Short. Flamingo. Flamingolu. Kalemim. Ve tabii ki. Benden mi işte adları? Tabii. Ve ben çok duygulanıyorum şu an. Posta kutucuğunda bir tane şey vardı. Ha, şu var. Bir de on ben de notada. Evet. Burada bir anladık.
Evet. Bugün pazartesi, okuldan çıktık. Beren ve Sude var yanımda. Sude bize çok kızgın. Bizi dövüyor. Şiddet uyguluyor. Çok mağduruz. Göstereyim Sude'yi. Burada Sude'nin kızgın olma nedeni de şu. Ben Beren, Sude farklı bir filme gidecektik. Ama Beren o filmi izlediği için daha önceden başka bir filme gitmek zorunda kaldık. Sude de o gittiğimiz başka filme gitmek istemiyordu. Bu yüzden bize çok kızdı. Şimdi biz okuldan çıktık. Bugün işte yanımıza fazladan para aldık. Şimdi okulun karşısındaki bir AVM'ye geçiyoruz. Sadece üçümüz varız. Orada bir şeyler yapacağız, ne yapacağız? Sinemaya falan gireceğiz. Ama şöyle bir sıkıntı var, seansları bilmiyoruz. Ve saçma sapan iş yaparsanız. Sude de bizi çok kızgın o yüzden. İstediği filme götürmeyeceğiz onu çünkü. Ha, söyle bize. Bir söylesene Sude. Boş yapmayın. Çay yapalım. Sude kameraları oynuyor. Git be. Bak, çok sinirli, dövecek. Bilet almaya çalışıyoruz. Önümüzde biraz sıra var. 20 dakika sonra film başlıyor. Daha Migros'a gidip gizlice mısır alacağız. İnşallah yetişiriz. Çünkü kaçırırsak bir daha 4'te var. O da 3 saat sonra. Burada bize küstü. Yemek yiyoruz. Hadi oyna. Beren, kazanırsan bana verecek misin? Evet. Tamam, o zaman kazanman gerek. Yedik. Bir de şu şeyleri denedik, kepçeyi. Sude'ye gitti. Biz de şimdi Kotan'a gidiyoruz. İndirim varmış. Gerçi elimizde düzgün bir para miktarı yok ama arasına bakmak için. 30 lira. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim. Derse oturacağım. Bir sürü test ödevim var. Kendime aş. Bu arada saat 6 filan. Anne gidiyor mu? Ay, niye düşük duruyor? Unutmayın, ders çalışırken gerçekten su çok önemli. Çünkü ben böyleyim, siz de böyle misiniz bilmiyorum ama ders çalışırken ufacık bir şey yüzünden motivasyon bozuluyor. Diyelim ki ders çalışıyorum. Tam böyle motivasyonumu topladım. Birden susuyorum. Sonra su almak için bir daha mutfağa gitmek zorunda kalıyorum. Ama yanınıza böyle büyük bir su alırsanız hem dediğim gibi hani kalkmak zorunda kalmazsınız, hem de bence su vücut için çok sağlıklı bir şey olduğu için ders çalışırken vesaire hep kullanmanız gerekiyor. Gerçekten su arkadaşlar çok çok önemli. Hep su için. Bir de yanıma şöyle nar alıyorum. Arkadaşlar, demin benim arkadaşlarımla iki günümün birleşmiş vlog halini izlediniz. Ayrıca ben bugün küçük bir alışveriş yaptım çarşıdan ve videoya bunu da eklemek istedim. Çünkü değişiklik olur dedim, video biraz daha eğlenceli olsun diye. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Demin eve geldim. Şimdi hemen size aldıklarımı göstereyim dedim. Hemen göstermeye başlıyorum. Öncelikle bunların hepsini çarşıdan aldım. İlk olarak böyle pembe düz bir tişört, üstünde Be Creative yazıyor ve bunun fiyatı 24.95, 27.99 kredi kartıyla taksitle. Böyle güzel bir tişört. Biraz uzun aldım bilerek, çünkü şu aralar uzun giymeyi daha çok seviyorum. Böyle bir tişört. Şimdi diğer aldığım şeylere hemen geçiyorum. Bir tane neon pembe, çok güzel, yani çok beğendiğim bir sivri tişört aldım. Kısa biraz crop bir sweatshirt. Kolları bayağı uzun. Artık kıvırarak giyerim. Bunun da fiyatı 49.99, 50 lira. Bunların fiyatları düşüktü sanırım. İndirim yapmışlar. Biliyorsunuz ki kış sezonu kapadığımız için
Bazı ürünlerde artık indirimler olmaya başladı. Sonra bir tane kemer aldım, yıldızlı. Bunları internette falan çok görüyoruz. Özellikle TikTok, Instagram'da. Bunları sadece pantolonunuza değil de atıyorum şöyle bir pembe tişört giydiğinizde, uzun özellikle, uzun bir tişört giydiğinizde atıyorum. Bu kemeri kemer yerine değil de böyle hani belinize bu şekilde bağlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir model oluyor. O yüzden böyle bir kemer aldım. Bunun kalplisi de vardı ama ben yıldızlısını beğendim. Bunun fiyatı 17.99. Bence fiyatı da gayet uygun. Çok tatlı, çok güzel bir böyle bir ne denir? Kemer yani. Sonra bir tane tayt aldım. Bu tayt small beden, X small olacaktım ama vücudu çok iyi sarıyor. Ve o yüzden bir beden büyük aldım. Umarım olur. Bu da böyle bir tayt. Bu tayt vücudu bayağı sıkı şekilde sarıyor. Kumaşı çok güzel. Ve ışıkta bayağı simli olarak parlıyor şu an. Kumaşını hani çok yani görünmüyor pek simleri ama üstünüze giydiğinizde gerçekten parlıyor. Böyle taytlar çok moda. Ve rengini de çok beğendim. Gece mavisi gibi böyle. Değişik bir renk. Böyle bir tayt aldım. Bunu da hatta şöyle düşündüm. Bu tayt üstüne bu tişört. Ay tutamadım. Bu tişört ve belime de bu yıldızlı kemeri bağlarım diye düşündüm. Belki böyle kombinlerim bilmiyorum. Sonra bir tane takım aldım. Alt üst eşortman. Bu arada tayt'ın fiyatını söylemeyi unuttum. 39.95. Yine fiyatı gayet uygun bir model. Bir tane üst ve alt eşortman ve üst takımı aldım. Üst ve alt yani uyumlu takım olarak satılıyordu ve çok beğendim bunu da yine. Şöyle göstereyim. Üstü bu şekilde crop kapşonu olan bir sweatshirt. Şöyle ay gösteremedim. Böyle yine kolları biraz uzun ama dediğim gibi biraz uzun olması bence almamama bir neden değil. Bir de bunun dediğim gibi bir altı var. Ben şu aralar cidden eşortman giymeyi ve üstüne sweatshirt giymeyi çok seviyorum. Hatta çarşıya direkt böyle hani eşortman üstüne sweatshirt giydim. Neden? Çünkü hem rahat hem spor görünümlü, güzel. İçinde de çok rahat ediyorum ve o yüzden bu aralar dediğim gibi kot tight değil de daha çok eşortman falan giyiyorum. Altı da bu şekilde. Bunu da yine denedim orada. Bayağı güzel oldu. Yine aynı renklerde. Böyle. Bu da 140 liraydı. Böyle bir takım. Daha sonrasında ve son olarak bu son değil mi? Evet son olarak bir kot aldım. Bu kotun da fiyatı çok uygundu ve kumaşı falan da çok kaliteliydi. Böyle bir kot. Mom jeans ve ayakları böyle şey lastikli. Böyle bir kot arıyordum uzun süredir. Sonunda buldum. Bayağı yani mom jeans işte güzel. Ve sanırım şuralarını boyayacağım. Yani papatya falan çizebilirim belki değişiklik olsun diye. Bunun fiyatı 84.99. Bence yine fiyatı da çok uygun. Şöyle. Bu çok çok azıcık büyük geldi ama hani böyle giyinmeyecek kadar değil. Yani öyle düşünüyorum. Evet böyle bir alışveriş yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça ürün almışım. Güzel bir alışverişti. Uygun fiyata bir sürü ürün aldım. Bu vlogun da sonuna geldik. Sizinle birlikte bu 3 günlük bir vlog tarzı bir şey oldu. İşte alışverişimi gösterdim. Arkadaşlarımla sinemaya gittim. Ve işte Beren'in doğum günü vardı. Böyle birkaç günü birleştirip bir vlog yapmak istedim. Defne hoş geldin canım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendi markam esc.agentsçoban.com'dan bakabilirsiniz. Instagram hesaplarımı takip edebilirsiniz. Ve bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız videoma like atabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Başka videoda görüşmek üzere. De bakayım. Başka görüşürüz. Görüşürüz. Aa, hasta. Hadi başka videoda görüşürüz. Görüşürüz.